Aliye yavrum, ne olur yapma. Sakın yanıma gelmeyin, sakın. Vallahi yıkarım bu evi başınıza. Bile çiçeğim. Büyük rezillik çıkarttı bu. Odasından çıkmayacak dışarıya. Doktoru da çağırın, hemen aklını başına getirsin bunu. Beğendin mi anne? Beğendin mi eserini? Oğlum, ben mi haksız oldum şimdi? Sen hiç haksız olur musun Candan Hanım? Sen hiç haksız olur musun? Murat var ya benden ayrıldı, hem de senin yüzünden. Başım göğersin şimdi. Seni asla affetmeyeceğim bundan sonra. Mine, lütfen böyle konuşma. Abla, lütfen sırası Mine. Değil. Abla, abla. Mine kızım, lütfen. Mine. Mine kızım, lütfen beni dinler misin? Abla. Torun, şu ananı zapt et. Eğer sen zapt edemezsen ben bunu kapattıracağım. Bir daha da dışarı çıkamayacak. Şükrü abla, siz girebilirsiniz içeri. Murat Efendi kızı terk etmiş, olay bu. Annem ne yapsın? Sen artık bu evin tek erkeğisin. Herkesi derle, toparla, hizaya sok. Bu evi nişan gecesinden önceki vaziyete getir. Getiremiyorsan da gözüme görünme. Kumar masalarında ömrünü tüketeceğine ailene bir faydan olsun. Yoksa ben seni de hizaya sokmasını bilirim. Aferin Tuğrul. Tam da misafir çağıracak günü buldun. Son bilgi kirliliği içindeyim. Annem nasıl oldu? Şşş, iyi, uyuyor. Yemeğini de yedi. İyi maşallah. Ateş düştü mü? Düştü, düştü. Tahlillerini yarın gitsen al, bir doktorla konuş bakalım. Tamam. Bak, konaktan bir sürü yemek göndermişler. Geç otur, hadi beraber yiyelim. Gel. Gel hadi, gel. Senin de halin harapbe oğlum. Al bak. Hadi. Gel. Hadi. Bak, dolma sen seversin. Hı? İçinden yeriz değil mi? Bulaşık çıkmasın. Mine'den ayrıldım. Sebep? Suçu ne? Kimsenin bir suçu yok. İstemiyorum. Kulağıma bazı şeyler geldi. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Ben buradayım. İşimin başındayım. Bir yere gitmiyorum. Bu çiftlikte her zerre toprağa, her yeni doğan yavruya, her çiçeğe, yaprağa benim elim değmiştir. Sana, bize saygısızlık edenlerin topu buradan gider de bizi buradan kimse çıkaramaz. Sen de bunu bil. Babam. Ben böyle yaşayamam. Ne kimseye minnet edebilirim. Ne de zorbalıkla başkasının saygısını isterim. Sizi buradan gitmek için de zorlayamam. Ama ben yokum. Değirmeni aldım ben. Orada yaşarım. Görmüyor musun? Bu
burada yaşamaya zorladıkça annemi hasta ediyorsun. İki arada kalıyor kadın. İyi. Çok istiyorsa anan da gidebilir seninle. Ben buradayım. Görevimin başında. Hayriye Hanım buradaydı sabahtan beri. Ne dedi bana biliyor musun? Veysel dedi. Eğer sen bu çiftlikten gitmeye kalkarsan... seni bu çiftliğe gömerim dedi. Hayriye Hanım diyor bunu bak. Ben birkaç parça eşyamı alayım. Bye.